Herkese merhaba arkadaşlar, ben Remzi Kamala. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün biz yeni bir hesap aldık arkadaşlar. Hesabımızı takas yaptık. Kimle takas yaptık? Facebook'ta bilirsiniz, hatta benim videomdan da bilirsiniz. Ufak bir başta tartışma yaşadığımız Ali Çağdar abim vardı. Onunla biz daha sonra sorunu giderdik. Daha sonra samimi olduk. Büyük açlar kavgayla başlar diyormuşuz. Ondan sonra hesabı varmış, bir tane gördüm. Hesabı çok iyiydi. Takas yaptık. Üzerine bir miktar para verdim. Muhteşem bir hesap ama. Bayılacağınız bir hesap. Böyle bir hesap yok arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. Facebook klanlarında, Facebook gruplarında eğer takas yapacaksanız Ali Çağdar ismi geçiyorsa güvenebilirsiniz arkadaşlar. Ben kefilim. Gerçekten aramızda hiçbir şey, güven problemi yaşamadık. Direkt hesaplar şifrelerini attık. Bitti. Aracıya maracıya hiçbir gerek duymadık. O yüzden yani gerçekten güven veren bir isim. Ali Çağdar'a sorun gruplarda takas yapacaksanız o en azından tanıyor. Yapacağınız kişinin de güvenilir olup olmadığını size söyler. Çok sağlam bir insandır. Başta kötü tanıştık ama dediğimiz gibi büyük aşklar kavgayla başlar diyoruz. Çok memnun kaldım. Hem ticaretten hem aradaki dostluğumuzdan sürekli sohbet ediyoruz. Ali abi cansın. Evet arkadaşlar, niye rahat duramadık, niye hesap aldık? Bu hesapta tam 40 tane ikon var arkadaşlar. 40. Yani muhteşem ikonlar var. Öyle böyle değil. Ve ben eksiğim olan, çok istediğim ikonlar vardı. Onları da tamamladım. Muhteşem bir hesapla geldim. Hani MyClub'a para harcamaktansa sağlam bir hesap almak daha mantıklı hale geldi artık. Çünkü gerçekten sağlam hesapların piyasası da öyle. Size tavsiye ederim. Bir sürü MyClub yatıranlar varsa aranızda sağlam hesaplar alıp garantiye alabilirsiniz arkadaşlar. Hesaba geçelim. Öncelikle arkadaşlar katlayı birazdan geçeceğim. Direkt baktığımızda 3.469.000 GP'si var. 465 MyClub var. Bu MyClub bugün hediyelerle gelen. MyClub yoktu. 100 MyClub vardı. Ali abi sağ olsun hepsini harcamış. Nasıl harcamış onları da göstereceğim. Ondan sonra baktığımızda arkadaşlar kulübeye takımım 497 tane oyuncu var. 50 menajerimiz de dolu. Arkadaşlar birbirinden güzel menajerler var. Fakat benim oynadığım menajerler yok. Hani Roman, Zeytler, Grimald, Sauro, Spak, Koch, Valbuena, Ripa, Kanto, Price, Fernando Santos, Martinez, Zaya, Manalt gibi Rondina gibi gidiyor. Bakın Rondina var. Ama buradaki Rondina kanatlı Rondina, benim göbekli Rondinam değil. O yüzden bekliyorum ki o menajerler gelsin diye bir iki göbek oynattığım, benim sevdiğim menajer vardı. Onları da eklersem muhteşem olur. Şimdilik hem şöyle oldu. İstediğim hocalar olmayınca farklı dizilişler de denemeye başladım. Bu denemeleri de size göstereceğim. Farklı hocaları. Şu hoca şöyle, bu hoca böyle diye anlatacağım. Siz de bilgilenirsiniz. Takip edin. Takipte kalın. Bütün hocalarla ilgili. Oynayalım, deneyelim. Size de fikrimi sunayım arkadaşlar. Anlatayım direkt. Evet. Baktığımız antrenörlerimiz dolu. Yetenek alacağımız dolu. Oyuncu kartlarına geçmeden önce direkt kadroya geçelim abi. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Tıklıyorum. Bak. Bak. Tıkladım. Ve arkadaşlar hesap bu. Şu hesabın güzelliğine bakar mısın? Şu hesabın tatlılığına bakar mısın? Ve 40 ikon, 30'u farklı. Burada sadece 18 var. Rezervlerde 12 farklı ikon daha var. Siz düşünün yani arkadaşlar. Muhteşem ya, 12'ye 11. Yanlış söylemeyeyim. Hesap muhteşem. Diyeceksiniz ki abi senin diğer hesabın da iyiydi, neden değiştirdin? Şimdi benim kalede ikon Casillas vardı. Arkadaşlar şöyle, ikon Casillas vardı. Fakat yetersizdi. Legend Çeh kullanıyordum. Burada ikon Çeh var. Oyunun en iyi kalecisi deniyor. Denedim. 2-3 maç oynadım sadece. Çok memnunum. Şimdilik ileride de bakacağım, analizini yapacağım. Oliver Kahn'la oynatan biri olarak tarafımı seçeceğim. Stoper'de Beckenbauer gibi bir insan. Sapa sağlam. Evet bende Campbell vardı. Campbell da çok sağlamdı. Fakat stoper hattında Carlos var. Ekstra olarak benim hesabımda. Çünkü benim hesabımda Maldini, Puyol, Campbell, Cafu'ydu. Bunda Beckenbauer ve Carlos'u da ekledik arkadaşlar. İki oyuncu birden arttırdık. Orta saha, kalede de bir oyuncu arttırdık. Bir ikon arttırdık. Ve defans orta sahada
Bu oyunun gelmiş geçmiş en iyi orta sahası, en iyi defansif orta sahası tartışmaya kapalı Patrick Vieira. En büyük sebebim bu adam. Bu adam bende yoktu. Yeni hesabımda yoktu. Çok zorluk yaşadım arkadaşlar. Sıkıntı yaşadım. Açık verdim ve bu Vieira'yı aldıktan sonra muhteşem bir rahatlama hissettim. Güvenebiliyorum. Çok sağlam bir oyuncu. Öbür hesapta 21 konum olmasına rağmen ben Legend Vieira oynatıyordum. Vieira vazgeçilmezimdir benim. Muhteşem oldu. Ve bu kanatlı diziliş diğer dizilişleri de göstereceğim. Sağda Beckham var. Bu bende vardı. Ortada Messi var. Bu da bende vardı. Solda Nedved var. Nedved'e bilenler bilir. Videoma bakın, 7000 Michael'a parçaladım, çıkaramadım. Nedved çok lazımdı. Çok istiyordum. Nedved var. Rummenigge, Van Basten bende de vardı yine. Bir problem yok. Defans orta sahada Xabi Alonso var. İhtiyacım vardı. İşime yarayan bir oyuncu. Her türlü kullanacağım biri. Matos bende de vardı. Ve bende Cruyff yoktu. Owen yoktu. Bakın. Owen'a çok ihtiyacım vardı burada. Owen forvet değişikliği yaptık. Ben hızlı oyuncu sevdiğim için Owen'u bir ön tarafa koydum. Ha, fakat forvet olsa Van Basten'i keserdim. Çünkü yavaş oyuncuyu pek sevemiyorum. Dediğim gibi yine burada da eklemeler yaptım. Muhteşem oldu. Hani dediğim gibi bu, şöyle göstereyim bir de arkadaşlar. Rezervlerdeki ikonlarımızı gösterelim. Neden değişiklik yaptığımızı anlatıyoruz. Şöyle baktığımızda Ali abi Owen için çok para harcamış. Yani Owen koleksiyonu yapıyor sanırım. Ben sordum onu da, Gerrard çıkartmaya, Torres çıkarmaya çalışmış. Fakat sürekli Owen vermiş. Oyun 4 tane Owen'u var. Altta 3 tane Elber'i var. Büyük ihtimalle Rummenigge, Beckenbauer için çok uğraşmış. Maradona var. Ve burada en önemli şeylerden biri, üçlü forvette ben solda Neymar oynatıyordum. Fakat Del Piero'ya da ben çok para harcadım. Çıkmamıştı. Del Piero da var. Ve Deco, yine Deco Rivaldo ikisi benim hesapta da vardı. Nakamura var. Nakamura'yı oynatmadım ama yine denerim. Lundberg var. Benim diğer hesapta da olması lazımdı. 3 tane var tekrardan. Pires var, yok bende. Sol kanatta Nedved'in yede olabilir. İş yapar. Özellikle de bunu Arsenal'a aldığında Vieira, Lundberg, Pires bu kanatlı oyunda muhteşem olur. Çok tatlı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani örnek veriyorum. Şöyle yaparsak, buraya da geri Pires koyarsak, ikisi 97, şeyde Vieira 98 oluyor. Kanatlar uçar diye düşünüyorum. Muhteşem olur diye düşünüyorum. Ondan sonra ve Iniesta var, vazgeçilmezimiz. Iniesta'yı her zaman ben göbekli oyunumda kullanıyorum. Scholes çok istiyordum. Scholes da yoktu ve Scholes'u da ekledik. Ve daha sonrasında Robson var. Bunu bana çok özler. Bu adam muhteşem dediler. Bu adamla oynatmayı planlıyorum. Muhteşem. Tamam mı? Bayıldım. Şu anki kullandığım hoca Spak deniyor. Bunu deniyorum. Ufak ufak hocaları deniyorum. Fakat burada uzun pas olması bir tık gıcık oldu. Gene orta dizişi koru. Tam defans. Orta agresif. Güzel defans tarzı var. Forvet'te sadece uzun top olması bir tık kafamı karıştırıyor. Bu hocayı da deneyeceğim. Kanatlı futbolda illa deneyeceğim arkadaşlar. Çok istiyordum. Diğer hesapta kanadımın biri boştu. Bir tarafta Beckham olsa da. Bu tarafta iki kanada da ikişer ikon var. Muhteşem bir şekilde. Hani sol kanatta Nedved, Pires, sağ tarafta Lundberg, Beckham ikilisi var. Muhteşem. Sonra şu hocayı, şu dizilişe bakalım arkadaşlar bir de. Kaydetme. Üçlü forvette nasıl bir diziliş olacak? Üçlü forvette oynuyorum çünkü arada ve üçlü forvette şöyle baktığımızda muhteşem bir diziliş. Arkadaşlar çünkü solda Del Piero'nun farkı. O Fasford'da da Cruyff çok tatlı oynadığına inanıyorum. Göbekte Matheus Vieira ya da Iniesta Vieira ya da rakip sağlamsa Xabi Alonso Vieira oynatabilirim. Rummenigge santforu ya da Torres santforu ya da Owen santforuyla da oynayabilirim. Defans attım. Çok güzel. Dediğim gibi bu Çeh Ali abinin vazgeçilmeziydi. Buradan sevgiler olsun. Çeh düşündüğümden daha iyi. Muhteşem. Çeh'in ayrıntılarına baktığımızda arkadaşlar şöyle bir durum var. Şöyle bakalım. Her şeyi 99. Uzaklaştırması 89. Bu da topu vurma. Yani bunun hiçbir önemi yok. Kalecilikle hani gelen topu vurma. Bunun hiçbir alakası yok. Hani adam rakip topu atıyor. Gelişine vuruyorsun. Olay bu sadece. Bunun pek de bir önemi yok. Dediğim gibi. 89 yine de az değil. Fakat bütün kaleci özellikleri muhteşem. Çehe bayıldım abi. Vazgeçilmezim olacak birisi. Ve
Geçtiğimizde arkadaşlar 4-2-2-2 bunu oynuyordu Ali abi. Bunu oynadığını gördüm. Bu şekilde yine bak Pres-Lundberg ikilisi. Burada Arsenal'ı buslayabiliriz. Benim diziliş tarzlarıma gelirsek hemen baktığımızda takım değiştir. Spak var burada. Bakın Rondina var burada. Ama bak göbek de yaptım ben. Problem değil. Göbek de yaptım. Fakat geniş. Anladın mı? Olay biraz geniş. Bu garip duruyor. Bunu da deneyeceğim. Bunlar kanat oluyor. Tamam mı? Bunu da çok deneyeceğim. Fakat şöyle bir durum var. Ben burada Robson Scholes oynattım. Belki dedim hani United olabilir. Kanat oynatırsam tekrar Beckham'ı alabilirim. Park Ji-sung'u alabilirim. Hani orada da çok fazla. Sol kanatta 3 tane 4 tane tercih hakkım var. Hani çok dolu bir hesap. Aşırı dolu. Hani ikonlar dışında oyuncu ihtiyacım kalmıyor. Ofansif orta sahada şu an bakın kadroda Messi bile yok. Ofansif orta sahada Messi, Cruyff, Del Piero. Sol kanatta Nedved, Pires, Park Ji-sung. Göbek oynarsak Robson, Iniesta, Scholes, Beckham. Sağ kanatta tekrar Beckham, Ljungberg. Yani çok fazla geniş ve defans hattında bile hani Maldini'yi oynatabilirim. Puyol, Beckenbauer bunları değiştirebilirim. Maldini'yi sol bek alabilirim. Carlos dediğin adam çok istiyordum. Gelmemişti. Çok muhteşem bir adam. Yine muhteşem. Başka bir takıma geçelim. Başka bir takıma geçelim. Üçlü defansa geçersek nasıl olur? Pardon, bu değildi. Yanlış bilmiyorsam. Yok, buydu. Üçlü defans yaptığımızda Puyol, Beckenbauer, Maldini böyle bir taş. Önlerinde de Vieira, Taşoğlu taş. Kalede Che, Kaya ve iki göbek Iniesta, Matheus. Oyunun en iyi göbeklerinden yani Iniesta en iyisidir bence. Matheus belki 2'dir, 3'tür tartışılır. Sol kanatta Nedved, sağ tarafta Beckham. Çok güzel forvetleri iki hızlı oyuncu. Muhteşem olabilir. Keza yedeklerde böyle yine Rummenigge'miz var, Van Basten'imiz var. Yani her türlü oyun oynatır. Bu kadroda dediğim gibi benim gözümde şunu deneyelim de şöyle bir şey de yapabiliriz. Burada Arsenal'ı buslayıp kanatlar uçurabiliriz. Orta zatı zaten taş gibi muhteşem olur. Bu kadroda ne eksik? İki kişi eksik arkadaşlar bu kadroda. Birincisi Campbell kesinlikle. İkincisi Ronaldinho kesinlikle. Hani Ronaldinho'nun eksikliğini bak sana söyleyeyim. Messi ve oynayabilir orada. Bak Messi, Cruyff, Del Piero, Deco, Rivaldo oynayabilir. Ronaldinho'yu ayrıyeten sevdiğim için Milan Ronaldinho'su geliyor diyorlar. Belki oradan Milan Ronaldo'sunu çekeriz. Campbell'da yok fakat Campbell'ın yokluğunda gerçekten onun açını kapatmayacak. Eski Puyol ve Maldini var. Bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum bu konuda ama EFP puanımız da birikmiş. Hani gelenler olabilir mi? Olabilir. Olmazsa gelmezlerse de problem değil arkadaşlar. Ben gayet memnunum. Gayet iyi. Ve tekrar bir takım değiştirdiğimizde arkadaşlar şu an benim kullandığım 4-3-1-2 muhabbeti. Bu adam garip bir hoca. Hocanın özelliklerini anlatacağım size. Daha sonraki videolarda tek tek şu kırmızı oluyor çünkü maliyeti yok. Bu şeyin hesabın tek problemi şu. Öyle kullan dediğimizde yönetim becerisi yok. Hani Ali abi bunların hepsini başka hocalara basmış. Bunu da en kısa zamanda problemi hallederiz diye düşünüyorum. Meşterilerden gelen puanlarla kırmızı olması hoşuma gitmedi. Şu şekilde bir fotoğraf koyduğumuzda kadromuzun orijinal hali bu abi. Bizim kadromuz bu. Takımımız bu. Ayrıca dışarıda kalmış bir sürü ikon daha var. Fakat şimdilik bununla oynuyoruz. O kanatlı oyunların hepsini deneyeceğim. Bakalım oyunu genişletebilecek miyiz? Sizce kadrom nasıl? Beğendiniz mi? Her oyuncu hakkında ayrı ayrı yorumlarınızı yazın. Bu videonun altında yorumları gerçekten hani hepsini tek tek okuyacağım. Bana verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Fikirler var mı? Sizce ne yapmalıyım? Bunları da gerçekten bilmek istiyorum. O yüzden hani benim için fikirleriniz önemli. Bakın hesap nasıl? Puanlayın, yorumlayın arkadaşlar. Umarım pişman olmayız. Pişman olacağımızı da düşünmüyoruz. Dediğim gibi ticaret için öncelikle Ali Çavdar'a, Ali abime teşekkür ederim. Böyle bir hesap bana hazırladığı için yıllarca eyvallah abi adamsın. Ve izlediğiniz için size teşekkür ederim. Allah herkese
bundan çok daha iyi kadrolar versin. Allah herkesin açtığı topu ikon yapsın diyoruz. Like atıp abone olursanız, bildirimi açarsanız çok sevinirim. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.